gelsin bakalım ilki. Defne Sambeli güzel kızları olduğu için her yere kızlarıyla sallana sallana gidiyor. Annem de bana gün arkadaşları eve gelince sakın odandan çıkma, korkutma kadınları diyor. Kimmiş bu? Çok güzel. Sevimli olmuş biraz. Ama böyle sevimli. Bir dakika, siz itinalı seçmişsiniz. Ben tabii, sosyal medyada sevilen birisi değilim. Şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Hani kızların da tabii ki yani şimdi bir magazinde haberleri çıkıyor, evet. Ayrı senden de ayrı. Birlikte de çıkıyor. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? Bununla ilgili bir onlarla konuşuyor musun? Şöyle yapın, böyle yapın, böyle olacak falan, hani bilgiler veriyor musun önden? Hayatı birlikte yaşadığımız için birlikte öğreniyor ve evriliyoruz. Başımıza ne gelirse, hani şeyde olduğu gibi, televizyondaki dizilerde olduğu gibi, üç arkadaş gibiyiz. Şu oldu, bu oldu, sana öyle oldu, bana şunu sordular, böyle yaptılar, şöyle geçtim, böyle gittim, bugün bu çıkmış falan. Çocuklar tabii bunun içine doğdular. Doğdukları günden beri bir şekilde televizyondalar. Hatta Deren küçükken herkesin televizyona çıktığını zannediyordu. mesela küçüktü, Ayşe Özgün vardı televizyonda. Onu gördüğü zaman babaannesine benzetiyordu, Betül diyordu. Emre Ertürk yanılmıyorsam, bir başka haberci arkadaşım Kel. Onu gördüğü zaman baba diyordu mesela. Hani herkes sanki televizyonda olmalıymış gibi. Çocukların sonradan algısı dönem içinde bulunduğumuz noktaya evrildi. Çünkü sosyal medya çok ön plana çıktı. Bunun da çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum onlar açısından. Evet. Bizim zamanımızda böyle değildi. Bizden nefret edenleri bilmezdik biz, yani bize gelmezdi. Ha. Şimdi bu kadar genç yaşta hayatları çok kısıtlanıyor. Yapmak istediklerini tam anlamıyla yapamıyorlar. Görüntülenecekler ya da böyle linçe uğrayacaklar diye. Ama bir yere kadar kendinizi koruyorsunuz. İnsanlar ne demek istiyorsa diyorlar. Bu yine çok güzel, bizi öven hoş bir şey olmuş. Ben kızlarımla geziyorum tabii, başka kimle gezeceğim? Benim arkadaşlarım onlar. Biri 16, biri 23 yaşında. Maşallah. Tabii çok bana akıl verirler bir sürü konuda. Annelik süper yaparlar. Süpermiş. Buradan selamlar, sevgiler. Gelsin sıradaki. Bir insan 94'te nasıl daha yaşlı olabilir demiş. Böyle bir kıyafetle olursun. Gerçekten o zaman modasıyla ilgili mi yani? 94'te evet, daha... Baksana şuraya kadar pantolon. Bir... Gerçi yeniden moda oldu biliyorsunuz. Böyle buraya kadar evet çekilen ya. Hani o anne jeanleri denilen şey. Buradan da kemerlerle şey yapardık. Bele bence kadar jean değil mi? Gömlek korkunç. Bir de saç tabii kabus. Kaş, hele kaş olayına hiç girmeyeyim. Bir kaşlarım var eski. Bazen görmek istemiyorum. Çok güzel. Gelsin sıradaki. Dört yapraklı yonca bize şans getirsin demişsin. Tamam da bu açıklamada karın kasların ne alaka? Bu arada karın kaslarınız çok iyi demiş biri. Böyle şey var mı yani? Kasları göstermek he, için. Yani o fotoğrafta oradaki o kaslarda azıcık gözüksün var mı mesela? Çünkü zaten gözüküyor. Ben zaten çok dekolte giyiniyorum sahnede falan. Evet. Hiç benim daha fazla hani göstereceğim kadar zaten gösteriyorum. Hani ben zaten dekolte giymeyi seven bir kadınım. 18 yaşında, 15 yaşında da böyleydim. Hemen bir parantez açacağım. Erkek kardeşim var, benden bir yaş küçük. İkiz gibi büyüdük. Ve çok maçoydu yani, 15 yaşında da maçoydu. O dönemlerde bu işte stretch pantolonlar yeni çıkmış. Bir de şuraya kadar çekilen mayolar çıkmıştı. Ben bunları giydiğim zaman erkek kardeşim devamlı anneme diyor ki niye böyle giyiniyor, işte evden çıkmasın, böyle dershaneye bu pantolonla gitmesin, şöyle diyecekler, böyle diyecekler. Yani bir evde babamı kaybetmişiz. Ben 13 yaşında babamı kaybettim. Bir erkek baskısı var. Hani onu giyemezsin, bunu giyemezsin diye. Yani biraz ona bak, hep kardeşimin yüzünden. Ondan hep kardeşimizden. Ondan beridir ben kendim bildim bileli dekolte giymeyi severim. Dekolte giyilmesinden hoşlanırım. Kadınlar giydiği zaman da beğenirim. Benim karın kasımı göstermek için ayrıca bir şey yapmama gerek yok. Bu fotoğrafı ben yüzüğü bir arkadaşım hediye etmişti. Sadece arkadaşlarımla ilgili böyle postlar paylaşıyorum. Asla ticari amaçlı paylaşmıyorum. Onu tanıtmamı arzu etmişti. Şimdi yüzüğü de nasıl tanıtacaksınız? Şimdi yüzük takacaksınız, ondan sonra yine sosyal medyada bir şey diyecekler. He, evlenme hani, teklifi evet, aldı. Evet tabii tabii. Biz de yolu başka şeye yorulacak. Madem ben, karın kaslarımı mı göstereyim dedim. Dedim ki madem öyle. Madem öyle. Bir fotoğraf çektim. Derin hiç beğenmedi, hiç güzel olmamış dedi. Derin ben sana şimdi çekerim, şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Ama dedim ki bak, bunu da şimdi biraz daha yukarıyı da çekmişti, öyle olmasın dedim. Hani indirdik, karnına getirince oraya böyle oldu. Gelsin sıradaki. Defne Sambeli bir hayranıyla sohbet ederken. Madem linç dedin, al sana çok linç. Çok güzelmiş. İşte. Nereden buldunuz bunları? Bu çok şey güzel. Valla.
Güzel espriymiş. Bazen çok yaratıcı şeyler oluyor. Burada evet. Deren çekti. Benim bütün böyle enteresan pozlarım hepsini çocuklar. Burada nereye bakıyorsun? Ne oluyor yani? Hayır, aynen şöyle oluyor. Anne diyor şöyle yap, bacağını böyle tut. Başını eğ, profil dön diyor. Diyorum ki çok aptal olmayacak mı diyorum. Ama yüzünde şey var, bir poza inanmamış ya, bir ifade evet, var yani. Ben öyle olsun istemiyorum. Bana sonra diyorlar ki çok gülerek poz koyuyorsun. Hı. Ne olur ki, ben devam. Zaten çok gülen bir insanım. Gülerek koyma mı diyorlar? Yani çok gülerek koydum, bu ara koyma diyorlar. Orada bir sistematiği var galiba bu işin, nasıl gözüktü falan. Gençler daha iyi anlıyor, ben anlamıyorum. Bana bu pozu Deren verdirtti evet. mesela. Gelsin sıradaki. Defne Samyeli Hadi Beni Sev isimli şarkıya çektiği klibinde Tolgan ve arkadaşlarını kırbaçla döveli 20 yıl oldu. Bu klip gerçekten de var. Bunu var, var, görünce evet. klibi de bulduk. Klibi versene abi. Şarkıyı iyi dinleyin. Bu başta konuştuğumuz ana evet. haber durumundan önceki program evet. bu değil mi? Evet, Show TV'deki Şovda Şov adlı programımdan. Bu o kadar iyi bir programdı ki daha onun gibi özenilerek, en azından fikirde özenilerek ve bu kadar para harcanarak yapılan çok az program oldu. Televizyonların çok iyi bir dönemiydi. Şimdi onun içinden böyle bir parçayı alıp da görüntü kalitesi çok bozulmuş, ses duyulmuyor falan, böyle izleyince anlamsız bir şeymiş gibi oluyor. Emeklere yazık. 20 saat sürüyordu bir tane o klibin çekimi. Sadece 4,5 dakika kullanacağımız şeyi. O kadar özenerek çekiyorduk ki, bu da Hadi Beni Sev, benim şarkım o. Melih'in yaptığı, Melih Kibar'ın. İşte onu böyle bir hafif kırbaçlı, sadomazo bir görüntüde olduğuna bakmayın. Emel, orada ben bir şeyi canlandırıyorum. VJ'yi canlandırıyorum. Onun için makyaj abartılı, saç abartılı, kafam çalışmıyor. Benim yayınımı kimse aramıyormuş. Bir seyirci arıyor. Arayan annem aslında. Ben onu anlamıyorum. Kanalı benim için satın almış falan. Ondan sonra çıkıp kendi kendime şovumu yapıyorum. Hafiften beni böyle tiye almak için yaptığı bir şeydi. Annem her yayında yanımda diye. Oradan örnek almış. Annem de bir arkadaşıydı. Annem benim bütün yayınlarıma geldi. Çocuğum doğuncaya kadar. Maşallah. 23 yaşına kadar. Gelsin sıradaki. CZN Burak'tan daha fazla sırıtmayı başardın ya, en büyük hayranım benim artık abla. Çok güzel ya. CZN Burak'a da selamlar buradan, yani adamın gerçekten ya. TikTok videoları kendisi efsane. CZN Burak daha o kadar CZN Burak değildi ben oraya gittiğim zaman, ama yine de bol bol adıma yapılmış pideler artı şeyler, künefeler ve de... Aa, bal kabağının üstüne Defne Samyeli yazıyor. Tabii tabii, yanmaktan kurtuldum. Şimdi gördüm. Burada tabii senin pozu... Ben herhalde inanamamışım artık orada ne yaptılar. Birkaç saniye öncesine bakmak lazım. Zannediyorum böyle bir alevli alevli bir şeyler, gelmiş. Gelsin sıradaki. Sen 20'li yaşlarındayken ben 30 küsürdüm. Şimdi ben 50 küsür oldum, sen 18 görünüyorsun, aklımı çıldıracağım. Aklımı çıldıracağım. Senirden cümleyi... Saçma sapan tamamlamış. Gelsin sıradaki. Müzisyenler baymış artık sana çalmaktan. Aşırı mutsuz görünüyorlar. Savaş'la Emre mi var? Evet. Abi orada kendi bas gitarıyla coşuyor belki de ama tabii. Bir andır o. Bir an evet. Benim kolumu kaldıracağım ana denk gelmiş. Gelsin sıradaki. Gençleşe gençleşe 3 yaşına kadar indin mi? Pamuk şeker ne ya demiş. Şirin. Bir arkadaşımızın mekanına getirmiş oldukları pamuk şeker. Onu ben kendim yapmıştım. Hani pamuk şekeri de mi kendin yaptın? Hayır canım, şöyle yaptım. He, onu çevirmeyi. Gelsin sıradaki. Amerikalı kişisel gelişim uzmanı Dr. John DeMartini affetmeyi anlattığı seminerine Defne Samyeli ve Çağla Şikel de katıldı. Katılımcılar 16 saatlik eğitim için 12.800 lira ödedi. Affetmeyi anlatıyormuş. Ben 12.800 TL verdiğim için kendimi affetmezdim. Bu doğru mu? Ne bu? Şöyle, öyleymiş. Ben ücret ödemedim. 12.800 lira verir miydim? Belki verirdim. Çünkü bu John DeMartini benim yıllardır tanışma istediğim birisi. Bir kere kişisel gelişimci değil. Artı affetmeyi de anlatmıyor ama herhalde böylesi daha eğlenceli olduğu için, hani ben oradayım diye böyle bir haber bu şekilde kullanılabilecek diye. Hoşlanan neyi anlatıyor bu abinin olayı ne? 12.800 iyiymiş. Evet, çok ciddi bir rakam. Haklısın. Evet.
Ama mesela ne bileyim yurt dışında çok iyi bir konsere Broadway'de gitmek istediğin zaman ona göre biletine birine $400 veriyorsun, birine $50 veriyorsun. John DeMartini'nin de böyle seminerleri demek pahalıymış. Evet, gelsin bakalım ilki. Adana 01 diye bir dizi varmış. Kuzenim Adana'nın bilinmeyen yönlerini anlatmışlar diyor. Kardeşim orada anlatılanlar Adana'nın bilinen yüzü zaten. Aynen. Doğru söylüyorlar. Ne diyorsunuz abi? Abi doğru söylemiş. Yani zaten bugün bir herhangi bir gazetenin sabah 3. sayfasını açsak Adana'da yaşanmış hem trajik hem de trajikomik hikayelere denk gelebiliyoruz. Biraz iş mizaha da döndü gerçi değil mi orada? Hani mizahi bir durum da var, gerçekçi bir durum da var. Siz tabii evet daha... ama zaten o yörede yaşayan insanlar hep böyle mizah şeyi nedir derler, kültürü farklı da olsa bir, yani tam konuşamadım. Yok. Samimi, sıcakkanlı insanlar. Evet. Dolayısıyla eğlenmeyi, muhabbet etmeyi severler. Yani bizle mahalleye gelip, ziyarete gelip işte eşimiz, dostumuz geliyor, ailelerimiz geliyor. O ortamı gördüklerinde ayrı bir neşe, ayrı bir mutluluk sahibi oluyorlar. Dediğim gibi çok samimi insanlar zaten. Evet, gelsin sıradaki. Abi mümkünse gülme sevgiler. Saygılar, sevgiler. Normalde yakıştırırlar ama ilk defa böyle bir eleştiri abi. Aynen. Bunu bu fotoğrafı da Savaş çekti bu bunu arada. Bunu ben çekmiştim. Ama burada gerçekten güldürmüştüm seni. Evet, bir şey söylemiştim ve gülmüştüm orada. Gel dedim, üstünde ağaç var dedim. Ağaçların içinde öyle bir kompozisyon yaratalım dedim. O arada herhalde bir şey dedim. Tatlıymış. Gelsin sıradaki. Bu çocuk Adanalı gibi değil ya. Sivaslı gibi bir tipi var. Adanalı olmak için saçının kenarları kısa olur, kolu dövme olur, saçma renkte bir tişört olur. Bunda hiçbiri yok. Doğru söylüyor. İsyan etmiş. Yani Sivas'ta da çok akrabalarım var. İki teyzem oraya zamanında gelin gitmiş. Her sene giderim. Çok da sevdiğim bir çok ildir. Aslında Adana'da... Bir de gele daha Sivaslı'ya mı benzedin? Tabii. Öyle bir şey belki oldu. Belki de oldu abi. Gelsin sıradaki. Diziyi YouTube'dan izledik, internet kanalından izledik. Yeter la, bir de sinemada izletiyorsunuz. Anladık, tamam. Güzel çekim, oyunculuklar yapabiliyorsunuz. Neyin kanıtı oğlum bu? Çok güzel. İsyan etmiş. Bu aslında başarının kanıtı abi. Evet, yani bu aslında bir övgü de. Teşekkür ederim. Evet, valla. Her yere de izledik, oraya da geliriz, buraya da geliriz diyorlar gerçekten de. Şey de çok önemli tabii yani. İlk işinizde prodüksiyon kalitesi çok belli yani. Güzel bir para da harcamışsınız. Evet. Abi zaten ilk çıktığımız günden beri biz birinci bölümü çektik. İkinci bölümde hemen bunun üstüne ne koyabiliriz? Hem senaryosal anlamda, hadi ilk sezon senaryo sette yazılıyordu. Ama onun prodüksiyon anlamında ne yapabiliriz dedik. Zaten ikinci sezon daha profesyonel bir kamera ekibi getirdik. İşte kamera arkası ekibi kurmaya başladık. Dolayısıyla sinemada da bunun en zirvesini yapmaya çalıştık. Evet, burada en takdir edilecek konu da şu oluyor. İşte dijitalden falan ne kazandıysanız sinemaya yatırmışsınız gibi duruyor evet, şu an. Evet. Bu filmin tutması lazım yani. O yoksa bittik. Yoksa yani ben işte ben hayatta bu riskleri almayı çok önemli buluyorum yani. Zaten buradan kazanmışsın parayı. Tekrar buraya yatırıyorsun. Sizin de bence şans yüzünüze gülecektir. İnşallah. Zaten iyi de gidiyorsunuz gişede. Yoksa zaten yok, zaten yok. Yoksa tekrar Adana'ya dönüş. Aynen. İstanbul çünkü aniden bir püskürtebiliyor. Biz ekipçe hala söylüyoruz bunu. Her zaman da o şeyimiz var. Hiçbir şey yapamasak döner tekrar YouTube'a bir iş çekeriz diyoruz. YouTube'a değil mi? Tabii abi. Süper. Bütün dünya izleyebiliyor. Bence de. Gelsin sıradaki. Siz de inanmıyordunuz değil mi buralara geleceğinize? Biz hayal ediyorduk. Hayal ediyorduk. Hayal ediyorsun da. Yani bir yerde oğlum şöyle olur mu? Ya ne olacak lan? Hani bir inanç var mıydı bu kadarına? Abi şöyle oldu daha doğrusu. Birinci bölümün fragmanını çektik. Burada İstanbul'da eşimize, dostumuza gelip bu sektörden olan insanlara izlettik. İzleyenin yüzü böyle bir dönüyor. Bu ne diyor? Nereye çekiyorsunuz deyince dedik ki olmamış bir şey yaptık. Dedik ki bu iş tutacak. İşte ondan sonra Esat'a gel dedik. Esat, bu işte senin müziklerin olmak zorunda. Esat'ı kandırdık, bu işe dahil ettik. Dedik ki tamam, bu iş farklı bir iş olarak bu sektöre gelecek. Ama ne yaşayacağımızı hiçbir zaman tahmin edemedik. Öyle ki ilk sezon oyuncu ararken kendi telefon numaralarımızı paylaştık. Üçüncü bölüm yayınlandığında biz telefon numaralarımızı değişmek zorunda kaldık. Evet. Aynen. İşte çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi buraya kadar gelmemizin nedeni de bizi bırakmayan bir izleyici olması. Süper. Harika. Gelsin sıradaki. Adana 01 izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Ondan sonra hemen Aşk-ı Memnu'yu falan izleyin. İçinizdeki psikopatlığı dengeleyin demiş. Aşk-ı Memnu çok güzelmiş. Peki şimdi bir yeni hikaye düşünüyor musunuz galiba? 01 hızlı ilerledi. Evet. Çünkü seyirciyle çabuk reaksiyona girdi ve bunun ilerlemesi gerekiyordu. Bizde çok kontrol edebildiğimiz bir senaryo gelişimi olmadı maalesef. Sinema filmi hariç, dizi süresince. Ama hep derdimizdi yani daha detaylı aile sıkıntılarını yaşadıkları, ailevi ilişkilerini gördüğümüz veya işte daha ne derler, daha böyle sarmal hikayelerin olduğu içinde ama yine gerçekçilikten kopmadan bir hikaye yazmak istiyorduk. Şimdi de Sokağın Çocukları diye bir hikaye oluşturdu 01'in. Sokağın Çocukları. Evet evet. 01 yapan arkadaşlar tekrar bir arada böyle bir iş yaptık. Onu da şimdi 6 Şubat bugün
verdik herhalde. Evet evet 6 Şubat'ta. 6 Şubat'ta Blue TV'de yayınlanıyor. Bu kadar yakın giriyor yani. Evet evet. Çekimlere başlamışsın. Tabii bugün sete girdik. Aa evet, evet, hayırlı bugün. Olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Sonu sinemayla bitsin inşallah. 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 Gelsin bakalım sıradaki. Saçın başın döküldü bırak artık işleri. Çok doğru söylüyor abi. Çok doğru söylüyor. 4 senenin sonunda artık saç... Zaten hiç döküldü mü abi yoksa dökülesi abi. Vardı mıydı zaten yani? Yani genetik babamın saçları falan da böyle burada açıktır ama benimki tepeden falan da gitmeye başladı. Ama bazınki böyle karizmatik dökülür. Bölüm bölüm tatlı tatlı. Sen böyle tatlı tatlı gidiyorsun. Aynen öyle. Bir uzuyor o süreç. Yavaş yavaş gidiyor. Uzun uzun böyle. Hani hem bize şey, şimdi boğazı var böyle aniden oluyor. O böyle aa kel oldun oluyor. Seninki böyle sindire sindire. Bak her dönem başka tatlı anladın mı? Abi böyle... ben de senin gibi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim iltifatın için de. Her şey güzel. Ben de bu şekilde motive ediyorum. Bazen Instagram'dan mesela saç ekimi yapan arkadaşlar mesaj atıyorlar. Mesela. Abi sana saç ekimi yapalım dediklerinde bütün motivasyonum geri düşüyor. Aa, onlar evet. Şey var ama işe yarıyor gerçekten. Öyle şey var mı? Yapanlar var artık. Yani ben şey karakteristik bir özellik olduğuna inanıyorum. Gelsin sıradaki. 01 diye dizi açtılar. Zorla izletiyorlar. Adam Adana kebapla birini dövüyor. Evet ilk sezon. İlk bölüm. Birinci sezon. Evet. Birinci bölüm. Bu arada şöyle bir şey var. Bu algı çok yayıldı. Bizim dizimizin adı aslında 01 Bir Zamanlar Adana'da. Hmm. Bu 01 Adana bizim üstümüze yapıştı. Dizinin gerçek adı 01 Bir Zamanlar Adana'da. Bir Zamanlar Adana'da. Para yoktu, evet. Bir Zamanları yapamadık o yüzden. Bir Zamanlar. Prodüksiyon, 90 model arabalar. Gidemeyince de şey almamış. Evet. Seyirci de almamış zaten. Aynen. O zamanları. Gelsin sıradaki. Dizinin en gerçekçi sahnesiydi bu arada. Piknikte mangal yapan enişte tipi var. Evet, sinema filmindeki bütün eleştiriler bana bu yöndeydi zaten. Ben, bir de benim komik bir olay var onu söyleyeyim. Filme başlayacağız abi. İşte bir ay kadar bir süre var kostüm şefi geldi işte beden alıyor. Dedim ki dur abla benim bedenimi şimdi alma ben dedim bir 7-8 kilo vereceğim dedim. Tamam dedi ben ona göre sana küçük alayım. Tamam tamam sen öyle al dedim. Ben bir türlü o motivasyonu bulamadım. 7-8 kilo almış olarak. Aldın evet öyledir girdim. Ama. Öyledir. Aynen. Ne zaman bir iş başlasa bir hedef koysan tam tersi olur. Aynen. Stresten olur bir şeyden olur. Her sezon ben zayıf gireceğim diyorum. Hep daha fazla. Hep daha üstüne koyarak her zaman. Allah'tan sen niye kilo vermek istedin? Böyle göbek falan mı oldu öyle bir şey mi? Yani, bu da rolle ilgili mi? Böyle aslında kilolu bir çok adam... şey istedik de filmdeki karakter için işte saç uzatayım dedim. Evet. İşte daha farklı bir şey olsun dedim ama. Hep insan olmayanı istiyor. Hiç olmayan oluyor. Saçı uzatayım. Belki çok... zayıf biraz daha farklı olur dedim. Aslında 5. 6. sezon dizi sürecinde de kilo almıştım. Bu diziden bir görüntü mü? Bu yok filmin karesinden. Ha, bu filmden. Evet, filmde bir ormanda bir sahnemiz var. Ama bıyık falan filan yokken bayağı değişikmiş tipin ya gerçekten. Gencim. Öyle mi yakışıklı böyle? Ya da yakışıklı mıyım onu? Abi. Abi yok ya şeysin eli yani. Yüzü düzgün diye. Hani aynı. Herkes harika. <Evet. gülüyor> Abi çok şeysin yani. Güzel gülen insanlarsın. Eyvallah. Eyvallah. En güzel. Sana da güzel gülen dedik ama orada da gömdük tam. Bir yerden toparlayacağım. Ben o fotoğrafı çıkışta sileyim hemen. Yok yok güzel abi güzel. Bu fotoğraf. Gelsin sıradaki Adana'daki geçim kaynakları arasına 01 dizi oyunculuğu da girsin. Sanırsın bütün Adana o dizide. Ay ne kadar güzel. Herkes çok demek güzel. Ki bu sizin oyuncu kast ajansı durumunuzu anlamışlar yani. Tabii tabii. Biz ilk 3 sezon boyunca hep duyurularımızı kendimiz yaptık. İşte dizide oynayacak şu arkadaşlara, bu yaşta şu tipolojide arkadaşlara ihtiyaç var dedik. Hı hı. Sonrasında da ajansımıza da yönlendirmeler yaptık. Gerçekten hemen hemen bütün Adana. Bir de bize gelen en büyük bütün Adana'yı diyor çatışmaları da harcadınız diye. Kimse kalmadı. Kimse kalmadı. Her bölüm. Gelsin sıradaki. Şehirde kimse kalmadı. Yok. Sınıfta Adanalı bir arkadaşım var. Adana 101 izlemiyormuş. Neden dedim? İçimdeki Adanalı uyanacak diye korkuyorum dedi. Yeterli bir sebep. Çok güzelmiş ya. Şey güzel abi. Adanalı muhabbeti geçince mesela biriyle karşılaşıyoruz taksici. Veya bir dostumuz başka bir memlekete gidiyor. Nerelisin Adana deyince Hürriyet Mahallesi 01 var biliyor musun gibi bir algı oluştu. Ben ilk üniversiteyi bitirip aslında Urfalıyım. İzmit'te doğdum. Ankara, İstanbul'da büyüdüm ama Adana ağzı yapıştı ağzımıza. Geliyorum gidiyorumlar var. İlk buraya geldim bu sektörde işte ajans falan bana Adanalı'ya çıktı ağzım işte. Geliyorum gidiyorum. Herkes dalga geçiyordu. Ya bu geliyorum ne gidiyorum ne. Ben de düzeltmeye çalışıyordum. Bir farklı olay da şu an herkes dizideki gibi konuşuyor. Herkes kendine benzedi. Aynen, şu aynen. An çok güzel. Aynen.